Şen de bu arada tank kasmayabileceğiniz bir... Şişlediler bu arada daha yeni şampiyon. Bir zayıflatma aldı. Q'sunun hasarını her seviyede cana göre aslında. Yani, %1 hasar. Normalde bir... %1 deyince şey oluyor ama... Alt koridora etki edebiliyor Shen üst koridorda. Aynen. 14. En büyük farkı bu. 14. dakika öncesinde etki edebilme potansiyeli var. Bu da aslında bize Galatasaray için onlardan beklediğimiz alt koridor etrafında oynama durumunu getiriyor olabilir. Ki zaten iki tane menzilli şampiyonla birazcık da bunun sinyallerini verdiler. Diğer tarafta ise Galatasaray Spor'sa sen de söylediğin geçen haftayı bir galibiyet bir mağlubiyetle kapatmışlardı. Bu arada Zorksnik yakalandı, yerine de mutlandı. Zorksnik ilk kan oldu ama bu hiç alışıldık bir baskın senaryosu değildir aslında. Genelde oranın görüşü alınır. Yani sihirdar büyüleri her iki taraf için de aktif. Ve Xavi Katami'den bir hamle. Sıçrayla birlikte başlattı Sıçrayla. Düz vuruş. Kloy'u takip ediyor. Son vuruş. Tutuşturla Xavi Katami'de kaldı. Alt koridordan çıkan iki skor daha dakika 3'teyiz. Fokus biraz fazla önde olmuş olabilir. Şimdi buzdan sütun bırakıldı. Xavi Katami o menzile girebilecek bakalım. Patlangaçla bırakıldı. Önce patlangaç Sertan sonrasında Xavi Katami'den kitle kontrol. Bitkinliği bıraktı Zorksnik ama işe yaramadı. Neredeyse ikinci skor gelecekti orada. Kabus oldu adeta Fokus'un. Yani. Aynı şekilde Xavi Katami'de. Şimdi Mojito burada bir savaş istiyor. Köfte buraya çok daha erken geldi. Sparkle'a göre Zorksnik o alcanla da duvarın diğer tarafından yardımcı oldu takım arkadaşlarına. Burada ikinci skor da çıkacak. Shen ultisi birlikten kuvvet doğar. Ama onlar koridorda kalmayı tercih ediyor. 2500 canlı alamet. Chloe canının %40'ını kaybediyor. Mojito'nun seviye 6 avantajı var. Yan taraftan bir hasar denemesi Sparkle'dan ama Mojito ultisiyle hasarın büyük bir kısmını engelliyor. Ocağın çağrısı Mojito'nun üzerine. Vurkaç taklit Sparkle. Burada Roket. Skoru bulan isim. Şimdi Skewer 2 kişi havaya savurdu. Xavi Katami de katılacak mı partiye? Orada bir sersemletme gelebilir. Xavi Katami'den sıçrayla birlikte çok iyi oyun. İki skor Sparkle'da. Sparkle'ın üzerindeki tutuşları onu düşürmek için yetmiyor. Ve Crazy buradan uzaklaşacak. İki skor buldu Galacticos. Durum 5-2'ye getirdi ama alt koridorda bir kule altı var. Zorksnik taklıyor kuleyi. Kuleye hasarını çok iyi paylaştı bu ikili Minyonlar. Fokus. Minyonlar düşürecek mi? Son anda şifa. Siz de alt koridordaki o ikiliniz, şampiyonlarınız ne olursa olsun oradaki nişancıya bu kule altını yapmanız lazım ki gerçekten de burada skorda ihtiyacı olan Fokus'a gitti. Çok ihtiyacı vardı. O da haritanın alt tarafına yönelmeyi tercih ediyor. Xavi Katami karşısında Mojito. Buraya çağırdı orta koridorunu. Rakibine iyi bir hasar. Yarı canını şimdiden aldı bile. Ulti de tuttu köfteden. Köfte rakibini bir de korkutuyor. Son vuruşu Mojito'dan geldi. Resetlendi. Ulti reseti var köftenin. Ama burada şimdilik Sparkle'la savaşmak istemediler. Alt koridorda bir kule altı mı gelecek? Bomboş bitmek tek üzere başına. Köftenin reseti. Şimdi 11 yavaşlatıldı. 11 çok rahat bir skor oluyor köfte için. Sparkle deneyecek mi acaba? Fokus yakın menzilden vurmaya devam ediyor. Sparkle canının neredeyse tamamını kaybetti. Kula'yı da orada bir kaldı. Hatta 5'e 1. Birlikten kuvvet doğar da gelmiş Crazy'den. Galatasaray çok tutuk başladı karşılaşmaya. Ama sonrasında öyle bir açıldı ki Trier. Kendisine bayağı yatırım yapan bir Ornn var. Yani ilk kule muhtemelen gelmeyecek derken alt koridordan geldi ilk kule. Bakalım takım savaşlarında fark yaratması gerekecek Skewer'ın ekstradan. Vadiye geri dönmek için. Fokus için ocağın çağrısı kullanılıyor. Fokus'un sihirdar büyüleri yok. Zorksnik de yetişemedi oraya. Yetişse bile çok zordu zaten o üçlüden kurtarması. Ama yani bir ihtimal çıkardı diye tahmin ediyorum ama artık olan oldu. Fokus'un oradaki o ufak adım hatası skor vermesine sebep oldu. Evet, çok geç bir ilk ejder bu arada. Dakika 13'te. Evet evet. Tabii yavaş yavaş da ilk mitik eşyalar gelmeye başladı. Jinx tarafından Kraken bitirildi. Tabii bu takım savaşında şundan da bahsetmek lazım. Bu arada alamet vurmayabilir kuleye. Evet çok önde açıldı ve çok fazla minyon var. Köfte de şöyle yandan vurmaya çalışıyor zayıf noktasında ama Mojito geldi direkt halletti o işi. Ya bu alamet 25 altın oldu Mojito için. Şimdi evet. Orada Fokus'tan ulti denemesi. Bu arada bir savaş izleyeceğiz gibi duruyor. Mojito yakalandı zincire. Şimdi ultisini kullanıp rakibin içine girecek. Köfte yan tarafta bekliyor. Ulti kullanıldı ama Chloe'den güzel bir sıçra. Shen de geldi. Şimdi Crazy de geldi buraya. Chloe'ye bir gölge fırlayışı. Sıçrayla takip ediyor iyi köfte. Ve aman vermeyen dördüncü skorunu bulan bir Crazy. Şundan geliyor ve Mojito az önce kaybetti sıçrasını. Skewer geldiği gibi havaya savurdu rakibini. Bir de kitle kontrol, bir de yavaşlatma. Mojito kan içeride biraz can yeniledi. Vahşi bir metalli olacak bakalım. Her ocağın şey çağrısı yaptılar. Da geliyor. Kaç tane ulti kullanıldı belli değil. Crazy buraya kadar altını var üzerinde o skor istiyorlar. Crazy'den son anda sıçra. 400 ödülü altını vardı üstünde. Etmek istiyor ama hani takım arkadaşları da
Özellikle Crazy inanılmaz yardımcı oluyor Mojito'nun bu hamlelerine. Çünkü oradan gelecek olan kalkan gerçekten Mojito'yu inanılmaz bir tank yapıyor. Size çok uygun gelmiyorsa bırakabilirsiniz. Zaten senin de söylediğin gibi çok geç alınmıştık. Evet, Ejder'e karşılık sanırım orta koridor ve üst koridor kule takası istiyor Galatasaray ama yeterli zamanı bulabildi mi? Orn'a dikkat etmeleri lazım. Orn burada savaş isteyebilir. Çok da iyi savaş başlatacak şampiyonlara sahipler. Yerine mızlanan bir Mojito var. Ocağın çağrısıyla havaya savruldu. Patlangaç bırakıldı. Vahşi büyüme kurtarmayacak burada Mojito'yu. Götürme konusunun yanında bekliyorlar. Yan taraftan bir savaş başlangıcı olabilir. Çavuk Atemi sıçrayla birlikte boyun. İki kişi yerine mızlandı. Orada kullanılan bir Şen ultisi var. Köftenin üzerine 11'in canı bayağı azalmış. Şimdi 11 sıçrayı kullandı. Bu arada kule haberi geliyor. Şimdi Sparkle. İki skor aldı. İki skor birden vur. Kaç taklit. Tam zamanında beklediği yeteneklerini Sparkle. Yalnız pozisyonun öncesinde Şavi Katami ben gümbür gümbür geliyorum dedi aslında. Bu arada savaş devam ediyor. Trial Focus'un üzerine bir hamle. Kloy sıçrayı da kullandı. Düştü. Son bir ısırık. Bir de canını yeniledi orada. Yerine mızlanan Artukov buraya kadar ödül altındı. Crazy'den istiyorlar ama Mojito'dan güzel hamle. Sparkle havada yakaldı. Yalnız Sparkle'ı birebir de alabilir Crazy yan tarafta. Savaş ikiye bölümüş durumda bir zincir tuttu. Sparkle'dan güzel hamle. Arada düşen bir Mojito var. Buraya kadar altındı. Bir türlü alamadılar Crazy'den. Oyun sonu kime gülecek? Tabii 11'de savaşlarda bulduğu skor ve asistlerle birlikte ikinci eşyasını daha erken bitirdi. Orada Mojito önde kaldı. Sıçrası yok. Tutuyor üzerine. Ultisi var ama hala kullanmadı Mojito. Artık kullanması gerekecek. Şavi Katami. Şimdi ultiyi kullandı. Üzerine bir kalkan geliyor ve Şavi Katami'yi o kadar iyi bir yere attı ki Mojito ultisiyle. Çok soğukkanlı bekledi o da üzerinde hasar olmasına rağmen. Galatasaray bundan haberdar. Daha fazla kalmak istemediler orada. Ocağın çağrısı kullanılıyor. Mojito. Mojito'nun ultisi olmadığını biliyorlar. Sıçrası yok. Köfte çok fazla hasar aldı. Sparkle. Köfte yok oluyor. Sparkle. Altıncı skorunu buldu bu skorla beraber. 30 saniye boyunca 5'e 3 durumda Galacticos ve Baron'a başlıyorlar. Teğet geçen bir zıplama ama çok da önemli değil. O zaten Baron'un güvende olmasını istiyordu. Dakika 23'te rakibin orman kaynaklarını da gasp etmeye başladı Galacticos. Bir mavi güçlendirme ve kurtlar bir de ejderle alt ormandan ayrılacak. Crazy de bu bulduğu boşlukta üst koridor ikinci kulesine biraz hasar bırakıyor. Yalnız oradan gelen ışından var. Çok iyi bir yere ışından geliyor. Bayağı arkaya geldi Crazy'nin bu arada. Crazy'nin gölge şimdiden kullanması lazım. İlikten kuvvetli ağrı bakalım kime çarpacak. Köfte havaya savruldu. Şavukat'a mı girdi? Yani. Köfteyi koruyabilecekler mi acaba? Bir de havaya savruldu köfteden. Son anda kullanılan bir Sonya var. Focus tamamen pozisyon dışında. Ve Sparkle 7. skoru buluyor. Focus güzel hamle. Buraya kadar altını aldı. Crazy'den de ulti kullanılmış onun üzerine. Crazy şimdi içeri giriyor ama arkadan hasar desteği biraz zor gelecek Focus'tan. Canının yarısını kaybetmişti çünkü. Birebir bir değişim. 11'in agresif oyunu çok iyi değerlendirdi Focus. Önde olduğunu bize gösteriyor ve yine ejder alan taraf burada Galacticos oldu. Şevkatemi çok ters bir yerde. Devam edebilir burada. Onu kovalamayı tercih edecek gibi görünüyorlar. Vex ultisi de kullanıldı, korkutuldu orada. Kalan takım arkadaşları Baron'a yöneliyordu ama o kadar hızlı düştü ki Şevkatemi. Bu arada orta koridor ışığından kullanmak eridi. Zorunda ama Baron eridi. Neredeyse bitecek. İçeri girdi. Burada Baron Mojito'da kalıyor. Bir takım savaşı izleyeceğiz. Kulayı çok erken düştü. Ocağın çağrısı kullanılıyor şimdi. Orksin. Ocağın çağrısına güzel bir kronometre Zergsling'den. Ama hasar vurmaya devam eden bir taşıyışı var orada. 11 var. Mesut 11'den aldı. Güzel kayıt. Yalnız Focus hala hayatta. Buraya kadar altını aldı ve Sparkle'ı düşürdü Focus. Ya adam sabahtan beri vuruyor. Üstüne 150 crit çıkıyor Allah aşkına. Yetmiyor hasar yetmiyor. Trial. Skewer'da orada bir kaldı. Skewer orada bir gölge fırlayışı var, bir kışkırtma var. Yalnız 11 sanırım orta koridordan ilerliyor şu an. Hayır, bir şekilde üste dönmek isteyecek o da. Ama minyon dalgasını bu arada manipüle etmeyi başardı. Yalnız pozisyonun öncesine dönecek olursak, alt koridorda Skewer Crazy'yi tutmaya gitmişti ama Sparkle da orada kendini gösterince hemen Baron'a başladı Galatasaray. Evet. Ve bu sefer de Baron'la birlikte alınan skorlardan sonra altın öne geçen Galatasaray Esports oldu. Düşürüyor ve kulayı da zaten düşmüştü. Oo, yakalandı, bu arada yakalandı. Tekrar izlerken Şavikat'a mı yakalanmış? Baron olduktan sonra ejderine yetişebilecek 4, zamanı var mı diye bakıyorum 5. Galatasaray'ın. Yani 6-7 saniyede almış gibi. Deneme. Ay. Neredeyse çalıyordu, çok yakındı. Aman. Yani yalnız ejderi bırakıp üst koridora direkt olarak oyunu bitirmeyi ilerliyor evet, Galatasaray. Evet, yani oyun bitecek. Şimdi üstüne dönüşler başladı, en az 8 saniye. Burada Galatasaray oyunu bitirmek için yeterli kaynağı var gibi görünüyor. Bir Nexus kulesini daha kaybetti. Nexus'u koruyan tek bir yapısı kaldı burada. Lala. Ve bir savaş izleyeceğiz. Sparkle! Sonya'yı kullandı mı? Sparkle düşecek gibi. Kötü bir gölge fırlayışı. Diğer tarafta iki kişilik bir kitle kontrol. Skewer iki kişiyi de havaya kaldırdı. Galacticos. Focus'un canı çakaz. 11 vurmaya devam ediyor. Jinx. Focus kendini aşıyor ama buraya kadar altına atıldı. Köftenin de canı çok az. Skewer! Skewer'dan yine harika bir kitle kontrol. Jinx hayatta. 5'e 1 bir değişim oldu bu savaş. 3 skor birden 11'de.
Işınlan kullanıyorlar. Burada tutmak için yalnız Moyito çaldı. İnanılır gibi değil. Moyito'yu unuttu herkes. Moyito. Diğer tarafta Zergsling yakalanmış. Bitkinliği de bıraktı Zergsling. Sıçrayla birlikte kaçmaya çalışıyor. Zergsling'den bir çalım. Diğer tarafta gol olacak gibi görünüyor ama. Burada oyunu bitirmeye geliyorlar. Ocan Charles'ını çok iyi engellemeyi başardılar orada. Köfte Nexus'a vuruyor. Maç bitecek gibi. Graze'i Nexus'a vuruyor. Nexus çok aşağıda kaldı. Tutmaya geldi Nexus. Ama. 46 dakika ve Galatasaray.